Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Belki rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz bu maçı kafamıza kulübede de kurduk, kazandık hesapları yapıyorduk. Ve hemen orada 4-4-2'ye dönerek yani Hector'u öne çıkardık. Abi tabii Hector bugün istediğimiz gibi de değildi. Ama biraz sabrettik. Yani maç sabah maç toplantısında oyuncularımıza rakibimizin duran toplarını gösterdik ya son kez. En etkili taraflara duran top olduğunu söyledik ve özellikle isim verdik yani. Verdiğimiz isimlerde zaten gol attı. Ya üzgünüm. Yani iyi oynadığımız bir maçı belki gol yemeden 0-0 bile devreye girsek kazanacağımız bir maçı 2-0 geriye düşerek devreye içeri giriyoruz. İkinci yarı iyi oynadık. Baskı kurduk. Yani iki tane de gol bulduk. Goller de kaçırdık. Ama bir türlü üçüncü golü bulamadık. Ama geriden gelerek de yine iki gol atarak 2-2'lik bir beraberlik var. Yani kazanmamız lazımdı. Çünkü 14 puan yapsaydık bizim için çok iyi olacaktı. Çok çok artı olacaktı artı. Ama yine olmadı. Kenar oyuncularımız, üçüncü bölge oyuncularımız sıkıntılar yaşıyoruz. İşte Orgil hep bir şeyler bekliyoruz. Gerçi fedakarlık yaparak bugün sahaya çıktı ama istediğimiz gibi de değildi. Yani ikinci yarı üçlüye döndüğümüzde baskı kurduk. İşte bir Oscar'ı bugün belki kazandık. Hem iki tane güzel gol attı hem iyi oynadı. Ama tabii bir taraftan da vasat oynayan arkadaşlarımız vardı. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. İnşallah transfer yasağını kaldırıp özellikle üçüncü bölge takviyeler yapmamız lazım. Bunun için de başkanımız sağ olsun gece gündüz çok uğraşlar veriyor. İnşallah kaldırırız. İkinci yarıya bambaşka bir Ankara gücü izlettiririz. Ama 3 haftadır 6 gol atıyoruz. 6 gol yiyoruz. Bize yakışmıyor yediğimiz goller. Ve yediğimiz gollerin tamamı da duran toptan. Yediğimiz 6 golün tamamı duran toptan. Yani yapacak bir şey yok. Keşke kazansaydık. Karşımıza öyle çıksaydık. Ama ikinci yarıdaki oyun belki bizi mutlu etti. Geriden gelerek de bir puan da bu ligde sonuçta her puan değerlidir. Ama bizim kazanmamız gerekiyordu. 14 puan yapıp devre böyle bir şekilde girmek istiyorduk. Ben rakibimizi de kutluyorum. Hakem arkadaşları da kutluyoruz. Belki Arda Hoca 4 dakika değil de 6-7 dakika vermesi gerekirdi diye düşünüyorum. Takdir de onundur. Buyur Ali. Hocam şimdi maçı izleyen yaklaşık 11'e yakın futbolsever. Bunun yanında eminim ki televizyon maçının başında da izleyenler dahil olmak üzere bir Oscar hayıflanması yaşadılar. Yani nedir bu? Bu kadar geç kalınmış mı veya ne söyleyeyim? Ya şimdi Oscar biz geldiğimizde sakattı. Sezon başından beri bir sakatlığı vardı. Biz son geldiğimiz günden beri bizimle antrenmanlara çıktı. Özellikle son 3 hafta çıktı tamamında. Biz kendisini de konuştuk. Geçmişte senin oynadığın takımlarda çok güzel işler yaptığını, bizim sana ihtiyacımızın olduğunu ama o da kendisi fizik gücünün tam yeterli olmadığını 20-25 dakika oynayacağını söyledi bize dün akşam yaptığımız onunla konuşmamızda. Biz onu öyle değerlendirdik. Onu kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Yani Oscar gibi bir oyuncu bize lazım. Tabii onun yanında bize Hector da lazım yani. Çünkü futbolun topun akışından akan oyunda iki ayağında iyi kullanan oyuncu olduğu için Oscar. İşte bugün hem attığı goller hem yaptığı işler bize artı oldu. Yani Oscar bizim için bugün en büyük kazancımız o oldu. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Bizim oyuncularımızın tamamı sağ olsun başkanımız ödemelerini de yaptı. Burada hiçbir oyuncunun gitmeyeceğini de biz biliyoruz. Ancak benim istemediğim oyuncular buradan gidecektir. Ve bununla ilgili de biz bir dizi kararlar da alacağız. Çünkü bazı arkadaşlar biz geldiğimizde para pul sorunları vardı ama hepsini sağ olsun başkan ve yönetim kurulu çözdü. Özellikle Orgil için bir şey söylemek istiyorum. Ve rakiplerimiz için de söylüyorum. Buradan hiçbir oyuncunun gitmeyeceğini bilmelerini istiyorum. Bunun en başında Orgil geliyor. Orgil de buradan gideceğini zannediyor ama kesinlikle Orgil de Ankara'cı futbol takımının içinde kalacak. Ama oynar ama oynamaz. Bu takımda devam edecektir. Ben yine söylüyorum. Rakip arkadaş takımlarımıza da söylüyorum. Hoca arkadaşlara da söylüyorum. Sonuçta bizim bir yasağımız var. Hiç kimse Ankara'cının oyuncusunu kesinlikle alırız hesapları yapmasın. Evet yani zaten 10 gündür de bizim ligmana çıkmıyor. Sakatlığı var dendi.
Biz de MR'ını da gönderdik. Sonrasında son 4 gündür de hasta. Ama hastalığında bugün fedakarlık yaparak oynadı. Normalde oynamaması lazımdı. Orgül'ü arayan çok oyuncu temsilcileri var. Kulüpler var. Ben özellikle Orgül'e parmak basıyorum. Çünkü bizim ihtiyacımız var. Bir de yasağımız var. Bizim buradaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Ama takım disiplinine uyan, antrenman temposunu yapan, çalışan bizim o tip oyunculara her zaman ihtiyacımız var. Biz onları bağrımıza basarız. Geçen sene olduğu gibi. Ama Orgül de bilecek, bir başka oyuncular da bilecek. Hiçbir oyuncu buradan gitmeyecek. Ya ben isim vermek istemiyorum. Bazı arkadaşları oturup başkanımıza, yönetim kurulumuza değerlendireceğiz bunları biz. Çünkü burada bir Ankara gücü var. Ankara gücü büyük bir camiadır. Bir çınardır. 1910'da kurulmuştur. Hiç kimse Ankara gücünün üstünde değildir. Biz hepimiz burada işçiyiz. Bizim başlarımız var, patronlarımız var. Biz onlara oturup konuşacağız. Ama isim vermek istemiyorum. Oturup konuşacağız. Bir iki arkadaştan yollarımızı ayırmak istiyoruz. Çünkü takım disiplinine uymayan, takımın ahenkini bozan arkadaşlarla burada olması çok da doğru değil. Genç arkadaşlarımıza şans veririz. Onlardan daha iyi faydalar alırız. Ya vallahi şimdi başkanımız çok uğraşıyor. Yani yönetim çok uğraşıyor. Tabii geriye dönük kulübün bu konuda bir sıkıntıları var. İnşallah yasağımızı da kaldırırız. Ama kaldırmak için inanın çok büyük uğraş veriyor Fatih Başkanımız ve yönetim kurulumuz. Ve bizim şu anda yerli ve yabancı oyuncularımızın tamamı da hiç kimse diyemez ki benim parayla ilgili sıkıntım var diyemez. Çünkü %90'ını çözmüş durumdalar. Ya onları benim açacağım konular değil ama hepsi %90 işleri çözüldü. Listeniz var mı burada? Yani transfer vesaire. Evet, transfer listemiz var. Bizim konuştuğumuz oyuncular da var. Ya biz bir kere 6-7 tane oyuncu almamız lazım. Bu yerli olur, yabancı olur. Biz bunları başkanımıza da paylaştık. Bizim özellikle yani kenar oyuncusu olarak, orta saha olarak düşündüğümüz arkadaşlarımız var. Bunun içerisinde yerli oyuncular da var, yabancı oyuncular da var. İnşallah yasak kalktığında geçen seneki gibi inşallah yine alacağımız oyuncular çok kaliteli oyuncular. İnşallah hepsini bir araya getiririz.